Sevgili izleyenler, Moda TV Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenine hoş geldiniz. Bu akşam sizlerle iyi haberlerle birlikte olmak için çaba sarf edeceğiz. Efendim, ilk haberimiz Ordu'dan, belde evlerinden. Malumunuz bu hafta içerisinde belde evlerinin yıkımına karar verilmişti ve yıkımlar başlamıştı. Ancak bugün yüklenici firma, şirket bir basın açıklaması düzenleyerek durumun izahını yaptılar ve bir hukuksuzluk savaşının olduğunu söylediler. Ve altını çizmek istiyorum, buradaki belde evlerinin yapım esnasında belediyenin de iştirakçı olduğunu, buradan daire alan kişilerin ise bu ödemelerde belediye göz önüne alarak belediyeye yatırdıkları önünde bir iddia da ortaya çıktı. Olarak paylaşacağız. Basın duyurumuza başlıyoruz arkadaşlar. Ordu'da belde evlerinin yıkımına başlandı. Ancak belde evleri ile ilgili söylemler hala devam ediyor. Hukuk yıkılmış, adalet yerleri. Yüklenici firma bugün düzenlendiği basın açıklaması ile belde evlerinin yıkımında hukuk katliamı yaşanmıştır dedi. Yapan valisine şu talimatı vermiştir. Basın açıklamasına katılan daire sahipleri belediye güvencesiyle böyle bir yatırımdan daire aldıklarını ifade ederken firma adına verilen cevapta ise ilginç bir detay ortaya çıktı. Müşteriler tarafından yapılan ödemelerin belediyeye yapıldığı ve belediyenin de istirakçı olduğu belirtildi. Hesaplarına yatırdık. Biz sizin şu anlatımınıza göre biz halk olarak, kas sahipleri olarak dolandırılmış oluyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak. Bunu nasıl arayacağız? Hangi hukuklu arayacağız? Bunu bir açıklama yapar mısınız? Teşekkür ederim efendim. Şimdi tabii bu da çok önemli bir soru. Ordu'da yaşayan vatandaşlar, biz yazındı buraya geldiğimizde projeden daire satın alınan kişileri arayarak bilgilendirme yaptı. Bakın değerli basın mensupları, müvekkil adi ortaklık kendisinden beklenen vasiyetli tacir gibi davranma yükümlülüğünü her defasında yerine getirmiştir. Biz belediye bu projenin ortağı. Bakın şimdi sanki belediye yani üçüncü bir şahıs, projenin ortağı değilmiş, dışarıdan birisiymiş gibi davranıyor bu projede. Biraz daha açıklayalım. Daire satın alınan sizin gibi insanlar sözleşme bizle yapmıyor. Belediye de yapıyor. Bak, yani bunu özellikle belirtelim yani. Belediye işimi tam görmeyelim yani. Yani sanki belediye dışarıdan bir şeymiş de biz gelmişiz oraya bir bina çarpmışız, Rus Tatay kliş yapmışız gibi bir algı yaratılıyor. Şimdi paralarla sizin gibi daire satın alan kişilerin ödedikleri paralar belediyenin hesabına geçiyor ya. Bize vermiyor çünkü belediyenin garantörlüğü var. Belediye bize neyi veriyor efendim? Bakın diyelim ki projenin başında biz bütün daireleri satsaydık. Yani belediyenin nezdinde satış işlemi yapılıyor zaten. Paralar da belediyenin hesabına geçiyor. Yani bu satın alan paraları bizim almamız söz konusu değil. Biz ne zaman paraları alıyoruz? İstiklaha bağlayarak yaptığımız inşaattaki ilerlemeye göre bize serbest bırakıyor belediye. Yani paranın sahibi de Ordu Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı konferansları içerisinde kültür sanat programları dahilinde Tufan Gündüz'ü araştırmacı yazar, tarihçi araştırmacı yazar Tufan Gündüz'ü konuk etti ve Tufan Gündüz'ün şöyle bir cümlesi vardı. Şehirlerimize ecdadımız gibi bakmalıyız. Şimdi Tufan Gündüz'den konferansından bir görüntü. Türkler Anadolu'ya girdikten sonra 15 yılda da Anadolu'yu fethettiler. 1071 Malazgirt. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Şubat ayı kültür sanat buluşmaları kapsamında akademisyen, tarih profesörü, araştırmacı yazar Profesör Doktor Tufan Gündüz tarafından konferans düzenlendi. Ama savunması zor olan yerler, kuvvetli olan yerler vardır. Neresi? Mesela Trabzon. Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen konferansa Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler, Genel Sekreter Coşkun Alp, OSKİ Genel Müdürü Murat Üs ve çok sayıda vatandaş katıldı. Daha geç. Ya denizden girecek alacak ki çok zayıf denemeler var ama başarısız ya da karadan girecek. O karadan girişinde çok zahmetli olduğunu Aşık Paşa oldu. Anadolu'nun fethiyle ilgili dinleyicilere bilgi veren Profesör Doktor Tufan Gündüz, Anadolu'nun fethi kolay olmamıştır. Öyle ki savunması zayıf olan yerler Osmanlı Devleti tarafından hemen fethedilirken savunması güçlü olan yerler, mesela Trabzon'un fethi 400 yıl gecikmiştir.
Bu aslında buranın hem coğrafi yapısı hem de askeri anlamda zahmetli olmasından kaynaklanmıştır. Türkler Anadolu'yu fethederken burada yaşayanlara kendi öz benlikleriyle kalmaları ve kendilerini rahatça yaşama fırsatı vermişlerdir. Bu aslında Osmanlı Devleti'nin ne kadar hoşgörüye dayalı bir devlet olduğunun göstergesidir dedi. Gördüğü gibi Sultan Fatih'in gördüğü gibi Kanuni'nin gördüğü gibi görürseniz şehirlerimiz güzelleşmeye başlıyor. Onlar gibi görmezseniz şehirlerimiz çirkinleşiyor. Aha Başkan Bey de burada. Efendim İyi Parti Ünye İlçe Başkanlığı 16 Şubat Pazar günü yani bu pazar günü ikinci olan kongresine gidiyor ve kongrede iki liste halinde yarışacaklar. Başkanım merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk başkanım. Başkanım yakın zamanda bir kongreniz var. Kongreye kimler gelecek, kaç delegeniz var, kişi sayısı kaç, bunları sizden bir öğrenelim. Evet, öncelikle teşekkür ederim böyle bir soru sorduğunuz ve buraya kadar geldiğiniz, zahmet ettiğiniz ayaklarınıza sağlık. Çok çok sağ olun, var olun. Biz daha evvelden kongre kararı almıştık Ocak ayında. 16 Şubat 2020 Pazar günü Allianz Düğün Salonu'nda, hem de bu vesileyle tekrar söyleyeyim, Düğün Salonu'nda saat 10'da kongremiz, ikinci olağan kongremiz ünye ilçesi olarak başlayacak. Biz kongre kararı aldıktan hemen sonra ben başkanlığımı ilan etmiştim. Yani başkanlığa aday olacağımı söylemiştim arkadaşlara. Yönetimde de bunu bir iki defa açıkladık. Tabii ki son zamanda şimdi iki arkadaş olduk. Bir arkadaşım daha var. O da emekli öğretmen. Aynı beraber o da çıktı son iki haftadır. Şimdi iki kişi olarak şu anda bu yarışı götürürüz. Tabii ki bu bir demokrasi mücadelesi. Bu bir demokrasidir. Hatta bizim için bir toydur. Yani bir şenliktir yani. Daha hareketli, daha güzel, daha verimli olacak. Ama bizim amacımız şu. Her şey İyi Parti'ye yönelik olması gerekiyor. Her şey İyi Parti için olacak. Yani buradan şunu söylemek istiyorum. Bunun elbette ki bir ipi göğüsleyeni olacaktır. Bu kongre sonucunda birisi ipi göğüsleyecek. Ama bunun kazananı kesinlikle o kişiler, yani ben ve arkadaşım değil. Bunun kazananı partimiz olacaktır. Çünkü bu bir demokrasi şölenidir. Burada küskünlükler, darınlıklar, hiçbir şey olmayacak. Kim kazanırsa kazansın, ipi göğüsleyenle beraber ertesi günü pazartesi 17 Şubat pazartesi günü parti binamızda, biz buraya evimiz diyoruz, parti binamızda değil, parti binamızda hep birlikte bu İyi Parti için mücadelemize devam edeceğiz. Benim bu yani birlik beraberlik olarak hiçbir şeyimiz olmayacak. Bu tür seçimlerde genellikle bu çok olur. Hani kaybeden küser, şöyle olur, böyle olur. Bizim partimizde bu olmayacaktır. Biz bunu çok ilkler yaptık. Ünye'de, orada, Türkiye'de çok ilklere, ilk olan şeylere imza attık. Buna da Ünye'de imza atmak için elimizden geleni yapacağız. Her şey partimiz için olacağı için inşallah bunu da başaracağız. Böyle görüyoruz. Ben çok çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Aynı gün sizleri de basın olarak bekliyorum. Bu gösterdiğiniz ilgiden dolayı da çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Efendim bu sabah saatlerinde Ünye'de ilginç bir kaza vardı. Ünye'de pek rastlanmadığımız yolların buzlanması. Bugün sabah saatlerinde bir buzlanmayla başlayan kaza ve 12 yaralı vardı. Bu sabah saat 07.30 sıralarında Ünye Akkuş Yolu Sanayi Sitesi mevkiinde yoldaki buzlanmadan kaynaklanan kazada 52 AAP 338 plakalı tekstil işçilerini taşıyan minibüs kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile birlikte 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Karlı görüntüler biraz geride kaldı ama karın bırakmış olduğu izler hala önümüze çıkabiliyor. Çamlık'ta daha önceki programlarımızda da dile getirmiştik. Çamların artık ihtiyarladığı ile ilgili burada yapılması gereken bir gençleştirme. Bugün bunu bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.
Çok yoğun bir kar olmamasına rağmen Çamlık'ta birçok çam kökünden sökülerek devrildi. Ülke olarak, ünye olarak, insanlar olarak bazen çok arzu ettiğimiz sıcaktan bunalınca kar yağsa da, kış gelse de, toprak temizlense de, sulansa da diye ahlandığımız vahlandığımız günlerden geçtik. Arzulanan kar muhtelif yerlere olduğu gibi Ünye'ye de yağdı. Ünye'nin merkezinde, kasabasında, köylerinde kökleri sağlam olmayan ve kardan nasibini alan, sağlam olmadığı için nasibini alan ve bazı ağaçların yıkıldığı yerlerden biri olan Ünye'nin tarihi Çamlık'ındayız. Çamlık'ta da sayıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dolayında ağaç karın yoğunluğuna dayanamayıp kökleri de fazla uzun olmadığı için yıkılmışlar. İnanıyoruz konuyla ilgili yetkililer de olaydan haberdarlar, bir tanesini kesmişler. Diğerlerinin de kesilip temizlenerek Çamlık'ın eskiden olduğu gibi insanların hizmetine bir an evvel açılması diyor, saygılar sunuyoruz. Efendim bugün 14 Şubat'tı ve çiftler, evlenmeyi düşünen çiftler bugünkü o güzel tarihi değerlendirdi ve soluğu belediye nikah memurlarında aldılar. Merhaba. Merhaba. Volkan Kuyumcu. Ebru Mudugoğru. Neden 14 Şubat? Bunun bize bir açıklamasını yapar mısınız? Hem özel bir gün, evet. Hem de hatırlaması kolay. Evet. Ondan dolayı. Peki, biz de bu mutlu günde sizi de tebrik ediyoruz. Peki 14 Şubat'ta sevgiliye verilebilecek en güzel hediye nedir acaba? İlk ve kolay olan hediye çiçek. Bir demet çiçek belki de aşkı, sevgiyi, her şeyi anlatabiliyor galiba. Efendim bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Sevgililer ne tür çiçek alıyorlar? Merhabalar. Öncelikle Berke Çiçek Tasarım ailesine hoş geldiniz. Sevgililer, çeşitimiz bol. Biz 25 senedir bu sektörde Ünye'de hizmet veriyoruz. Ünye'de her şeyin en güzelini yapmaya çalışıyoruz ve bu projede de çok güzel çeşitlerimiz var. Genelde gül tarzı, buket tarzı çeşitlerimizden çok daha tercih ediyorlar. Teraryum tarzlarımız var, orkide çeşitlerimiz var. Çeşit bir hayli güzel. Yani ama tercih edilen genelde gül oluyor. Sevgililer gül alıyor. Bu arada 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle tüm sevgililerin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutluyoruz. Berke Çiçek Tasarım'a çiçek almaları için bekliyoruz sevgilileri. Alo Çiçek 323 37 37 telefon at. Ve genç girişimciler, genç girişimcilerden bugün 14 Şubat'a özel değişik bir toplantı vardı. Bugünkü toplantıda genç girişimciler eşleriyle bir araya geldiler. Bugün Sevgililer Günü nedeniyle rolleri biz aldık. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ordu Genç Girişimciler İcra Kurulu üyeleri 14 Şubat Sevgililer Günü olması sebebiyle Şubat ayı mutat toplantısını eşlerinin katılımları ile birlikte gerçekleştirdi. Eda Hanım kendini tanıştık. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. 14 Şubat Sevgililer Günü sebebiyle bugün koltuklarımızı eşlerimize devrettik. Alınan kararların ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu tip organizasyonların devamını, geleceğini bilmenizi istiyorum. Teşekkür ediyorum. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genç Girişimciler İcra Kurulu üyeleri ve eşleri katıldı. Genç Girişimciler Kurulu'nun 14 Şubat Sevgililer Günü sebebiyle eşlerine verdiği bu güzel anı hayatlarına... Toplantıda Şubat ayı gündem maddeleri değerlendirilirken aynı zamanda Genç Girişimciler İcra Kurulu üyeleri toplantıya katılan eşlerinin de fikirlerini alarak istişarede bulundular. Katılımları için herkese çok teşekkür ederiz.
Evet efendim, bir günü daha geride bıraktık. Bugün güzel haberlerle sizlerle birlikte olmaya çalıştık. Moda TV Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini sunduk. Yarın akşam yine saatlerimiz 18'i gösterdiğinde sizlerle birlikte olmak umuduyla iyi akşamlar efendim.